Arkadaşlar merhaba. Pazartesi çok kötü geçti arkadaşlar, farkındayım. Şimdi ben bu videoyu tabletten çekiyorum. Görüntü kötü olabilir, ses kötü olabilir. İdare edin. Yani bu normal bir durum değil. Uyandığımdan beri grafiklerin üzerine çalışıp duruyorum arkadaşlar. Şimdi burada Bitcoin'de veya Amerikan borsalarında anormal bir durum yok arkadaşlar. Beklenen şeyler oldu. Bunlar normal. Yani siz her ne kadar Bitcoin'in grafiğine baksanız da burada yani kırmızı bölgeye bir iğne atmış olsa da gerçek fiyat normal olması gereken yerde arkadaşlar. Şu an için anormal bir durum yok. Bizim asıl olayımız BIST grafiği arkadaşlar. Bu çok büyük sıkıntıda. Şimdi başka bir ülkenin başka bir borsası olsaydı biraz hani rahat davranabilirdim. Ama iş bizim ülke olunca yani başınızdaki adamlar yarım saat arayla saçma sapan şeyler söyleyip durunca temkinli olmak gerekiyor arkadaşlar. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Her an her şey olabilir çünkü. Şimdi geçenki videoda ne dedik? Bizim buradaki trend line'ımız kırılırsa, şu hareket kırılırsa arkadaşlar, running bir üçgene bağlayabilir dedim. Şimdi hiç kimseye bunun kırılımı veya satış fırsatı ile ilgili hiçbir şey tanımadılar arkadaşlar. Yani mum direkt aşağıdan açtı. Direkt aşağıdan açtı arkadaşlar mum. Hiç kimseye bir satış fırsatı tanımadılar. Şimdi burada ne olabilir? Şimdi bu arkadaş Bitcoin gibi tekrar bir yukarı, tekrar bir aşağı yani bir üçgen tamamlayıp yukarı devam edebilir. Running bir üçgen tamamlayabilir. Veya artık son kalesi olan 285 doları da aşağıya inip devasa bir ayı piyasasına başlayabilir arkadaşlar. Ortalık darma duman olabilir. Maalesef dolar TL'de de bir düşüş gelmiyor bir türlü. Onda düşüş gelse bu grafik biraz toparlayacak. Onda da düşüş gelmiyor. Şimdi ben bunun bir ekran görüntüsünü aldım şuraya. Ben size burada izah etmeye çalışayım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunun üçgen içerisinde kalabilmesi için arkadaşlar şu seviyeyi koruması lazım. Bu seviyeyi koruması lazım. Bu seviyenin altına inmemesi lazım. Maksimum toleransı o kadar arkadaşlar. Şu kısım şüpheli arkadaşlar. Şu kısım şüpheli bir hareket. Bu kısımda şunu birazcık ince yapalım. Arkadaşlar bu kısımda şu external 0.618'e hafif bir dokunuş var. Şu kısma. Bu şüpheli bir durum. Hani geçseydi tamamdı. Bu hani şey olma ihtimali yoktu. Bunun bir impuls hareketi olma ihtimali yoktu. Ama şu anda bu hareketin arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 olma ihtimali var. Dolayısıyla şu hareket bir elongated flat olabilir. Veya bir zigzag olabilir. Normal bir zigzag olabilir arkadaşlar. Ve burada bir üçgen bacağı oluşturabilir. Buraya kadar. Tekrar yukarı, tekrar aşağıya. Veyahut şurada gördüğünüz gibi bir C dalgasına gidebilir arkadaşlar. Bir C dalgasına gidebilir. Yani iş bu seviye kırılırsa en az buraya kadar bir düşüş gelecek. Yani 235 dolarlara kadar bir düşüş gelecek arkadaşlar. Burada yani şimdi bana göre üçgen ihtimali yani şu ihtimal arkadaşlar daha ağır basıyor benim gözümde. Yani hem şu kısmın bir
terminal olmayışı, terminal değil arkadaşlar. Beşli olabilir ama terminal değil. Yani şu hareket yok arkadaşlar. Şöyle bir dip kırma hareketi yok. Terminal değil ama terminal olmak zorunda da değil. Bu hareketi ben A, B, C, X, A, B, C olarak da işaretleyebilirim. Veya demin yaptığım gibi 1, 2, 3, 4, 5 olarak da işaretleyebilirim. Şimdi burada arkadaşlar şu kısmın zamanı şuranın zamanına eşit arkadaşlar. Yani A artı B eşittir C. Bu bir flat ilişkisi arkadaşlar. Buranın bir flat olduğunu gösteriyor bize. Yani burada A artı C eşittir B olsaydı zigzag diyebilirdim. Bu yok. Ama bir flat ilişkisi var arkadaşlar. Bu kısımda. Yani tam sıfıra sıfır gerçekten tam sıfıra sıfır bir ilişki var. O sebeple dikkatli olmak lazım. Tam bittiği yere bakın. Şuraya. Tam şu bittiği yere bakın. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Bu kısımda bir C dalgası gelecekse bir defa zaten şuranın arkadaşlar zamanından yani şuraya ekledim zaten uzun sürelidir. Ve şöyle bir kural da var. Eğer burası ilk dalgadan çok büyük olduğunda genelde bu toplam zamanın arkadaşlar yarısı kadar yani şöyle yarısı kadar bir zamanı şu kısma ekliyorsunuz. Şuraya. Bu da yaklaşık Nisan'a geliyor. Nisan ayına kadar bir terminal dalga oluşma olasılığı var. Böyle bir durum var. Şimdi durum bu. Burada ne yapılabilir? Burada arkadaşlar çıkılabilir. Şu hareket oluştuktan sonra alınabilir. Yani en azından arkadaşlar şu yükseliş gelir, düşer, çıkar, şu tepeyi kırdığında alınabilir. Veya bu üçgeni burada kırdığında alınabilir arkadaşlar. Veya ben zorlayacağım diyen varsa %5'lik arkadaşlar şurada %5'lik bir pay var. Şu kısmı bekleyebilir. Bu kısmı bekleyip burayı düştükten sonra maldan çıkabilir ve bu düzeltmeyi bekleyebilir arkadaşlar. Şimdi böyle bundan bakınca bir umut beklenebilir gibi görünüyor. Beklenebilir gibi görünüyor arkadaşlar ama şimdi Ereğli'ye, Şişe'ye, Arçeli'ye baktığımızda durum pek iç açıcı değil. Biliyorsunuz çok bir zamanımız yoktu bunlarda. Çok sağlam bir düşüş geldi, satış geldi. Daha fazla zaman harcadı Ereğli. Bakıyorsunuz burada Arçelik devasa bir düşüş yaptı. Şimdi Arçelik'te iki olasılık var. Arçelik'te yukarı dönse bile artık çok yavaş bir dönüş gelecek. En fazla %10 daha bir pay bırakacak ve aşağıya inecek. Veya Arçelik aşağıya devam edecek ve sonra dönecek. Her türlü zarar arkadaşlar Arçelik. Şişe cam zaman harcayabilirim gibi görünüyor. Hani burada şu kısmın bir zamanı kadar zaman harcayıp dönebilir. Bu da ben zaman harcayacağım diyor. Yani çok negatif olmasam da daha zamanım var diyor. Ereğli dediğim gibi trend kırdı. Şimdi artık buradan direkt yukarı patlar mı bilmiyorum. Yani patlasa da bu kısımda arkadaşlar mutlaka bir hareket yapacaktır. En azından şunu yapacaktır ki öyle gitsin. Zaten Ereğli şu dibi geri alırsa
kesin stop zaten. Yani burayı aşağı inerse zaten kesin stop. Artık daha yani şeyi yok. Durum bu arkadaşlar. Yani elimdeki hisseler de hiç hoş görünmüyor. Hadi endeks bir nebze. Yani endeks bir nebze ama hisselerin kendisi hoş görünmüyor. Sıkıntılı yani. Sağlam zarar yazdı. Bir şey diyemiyorum ama burada durmak da pek akıl kârı değil arkadaşlar. Şimdi normalde inat edelim, tutalım. Nasıl olsa yukarı dönecek. Bunu daha fazla zorlayalım. Mantığı doğru değil. Çünkü biz normal bir piyasa değiliz arkadaşlar. Yani biz normal bir ülke değiliz maalesef. Böyle olunca ne yapalım yani, yapacak bir şey yok. Kendimizi biraz garantiye almamız gerekiyor. Daha fazla zarar etmemek için yani çıkmamız gerekiyor diye ben düşünüyorum. Tabii herkesin kendi bileceği iş. Ben olabilecekleri söylüyorum. Herkesin kendi bileceği iş. Herkesin hissesi farklıdır. Ticareti farklıdır. Koyduğu para farklıdır. Ama ben bu üç hisseyi almıştım. Yüklü almıştım. Şu an Ereğli'de karım falan kalmadı hiç. Şişecam ve Arçelik sağlam zarar yazıyor bana. Ben artık yani buradan göndermem lazım. Ben kendi adıma yani artık şu endeksin veya hisse grafiklerinin toparladığını görmeden, en azından şurada bir üçgene bağladığını görmeden alım düşünmüyorum arkadaşlar. Ve şeyde durmak istemiyorum. Yani BIST'te durmak istemiyorum. Her gün hıyarın birisi çıkıp da teröristleri öveceğim derken, ülkeyi saçma sapan bir yere götürürken, yani ben çok sakat yerdeyiz. Gerçekten çok sakat yerdeyiz. Yani zaten bir carry trade olayı var, bilmem ne var. Dolar TL hani hiç düşecekmiş gibi durmuyor. Artık son kareyi de zorlamaya başladı. Yani dolar TL 3.36'da arkadaşlar. Yani artık şu seviye şuranın boyu arkadaşlar. Yani bunun artık terminal olma olasılığı da ortadan kalkıyor. Yani şuranın boyu arkadaşlar. O seviye. Yani bu seviye yukarı geçilirse, ki zaten mumlarla geçildi. Yani mumlarla baktığınız zaman zaten geçildi ve hala yeşil açıyor. Yani mum hala yeşil açıyor. Yani bu durumda çok yapacak bir şey yok yani. Bunu pek aşağıya dönmeye niyeti yok. Tepki vermiyor. Yani şuralarda tepkiler oluşsaydı ha, şansımızı zorlayalım derdim. Zaten hani üçgen olasılığı şurayla beraber, şu kısımla beraber ortadan kalktı arkadaşlar. Son videoda bahsettim. Zaten üçgen olasılığı ortadan kalktı. Artık bunun aşağıya düşme olasılığı da ortadan kalkıyor. Yani artık bu yok yani. O seviye geçildiği anda, şu seviye geçildiği anda artık terminal bir hareket olayı da ortadan kalkmış olacak. Zaten hani şöyle bir durum var. Aşırı uzattı burası. Yani şunun boyunu geçmek üzere neredeyse. Yani aşırı uzattı. Bu da durumu daha da zora sokuyor arkadaşlar. Yani durum bu. Biliyorum zarar var. Yapacak bir şey yok. Zaten bu sene hiçbir şey kazandırmadı bu lanet olası şey. Yani hatta Amerikan borsasından ettiğimiz kârı da götürdü. Yani daha fazla bu lanet şeyle ben uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Hani siz hep BIST'e giriyorsunuz, BIST dediğiniz için ben de girdim. Ben de hani uğraştım, baktım, ettim ama durum hiç hoş değil arkadaşlar. Durum hiç hoş değil. Ve her anda bir dolar devalüasyonu gelebilir. Ben o sebeple kendimi garantiye almak amacıyla şu kısmı bekleyeceğim arkadaşlar. Yani şurayı bekleyeceğim. Şu kısım bir oluşsun. Ben o dolar TL'de bir aşağıya hareket geldiğini göreyim. Ondan sonra girerim abi. Dolar yükselecekken
Yani şu anda TL ile iş yapmanın da pek bir mantığı yok arkadaşlar. Yani gerçekten batırmak için ellerinden geleni yaptılar arkadaşlar. Ne yapabilirim? Yani piyasa yukarı gitmek için canını dişine taktı. Çok zorladı. Ama düşürmek için de birileri canını dişine taktı ve düşürdü arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ben Amerikan borsasından bir hisse almış olsaydım, örneğin AMD almış olsaydım. Mesela Amerikan borsasında çok düşüş geldi ya arkadaşlar. Ben bugün AMD'de kocaman bir yeşil mum görecektim. Yani aslında düşüş bile yaşamayacaktım ben bugün AMD'de. Hiç sağlam duramıyor arkadaşlar. Yani düşmesini bekledim. Biyojen bile %3 düşebildi. Ancak %3 düşebildi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Benim fikrim bu. İsteyen satsın, isteyen satmasın, beklesin. Ama olacak olanları görüyorsunuz. Fiyat 283 doların altına giderse çok ciddi sıkıntı çıkacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşürüz.